Bir dakikalığına dünyadaki tüm verimli toprakların yok olacağını düşünün. Toprak yoksa hayatınız çok da konforlu olmayacak demektir. Evinizdeki mobilya, bu filmi izlemek için kullandığınız cihaz, buzdolabınızdaki yiyecek, hatta üstünüzdeki kıyafetler. Tüm bunlar toprak olmadan var olamazdı. Ayrıca binlerce yılda oluşan bu varlık hızlı bir şekilde kullanılıyor. Hemen harekete geçsek iyi olacak. Arazilerden ve topraktan hızla kopuyoruz. Dünya nüfusunun yarısından fazlası günümüzde kentlerde yaşıyor. Üstelik 2050 yılı itibarıyla kentler insanlığın %70'ine ev sahipliği yapacak. Aç kalan kentler çok büyük miktarda verimli toprağı da bir çırpıda tüketiyor. Aynı zamanda gıda ve ham madde için geniş iç bölgelere de ihtiyaçları var. Avrupa'daki yiyeceğin %40'ı diğer kıtalardaki topraklarda yetiştiriliyor. Her bir lokmanın küresel sonuçları var. Başka insanların tabaklarından yiyoruz. Dünya üzerindeki insanların geçim kaynakları verimli topraklara erişimlerine bağlı. Çiftçilerin sürdürülebilir bir biçimde kullanabilmeleri için topraklarına sahip olmaları ya da uzun vadeli erişimlerinin olması gerekiyor. Günümüzdeki siyasal iklim genelde tarımın sanayileşmiş biçimlerini destekliyor. Hızlı kazanç sağlamak adına toprak aşırı üretim nedeniyle tükeniyor. Tarım ilaçları, tek tip ürün yetiştirilmesi ve yoğun sulama toprağı yıpratıyor. Açık olan durum şu: kısa vadeli çıkarlar toprağı verimsiz hale getiriyor. Bu aynı zamanda kırsal kesimde yaşayan çoğu insanın yaşam biçimini de tehlikeye atıyor. Ancak toprak temelli hareketler dünya çapında haklarını arıyor ve başarıları her geçen gün artıyor. Geniş ölçekli değişikliklerin etkisini göstermesi için siyasi çözümler gerekli. Arazi hakları ve toprakların korunması hem uluslararası hem de her ülke bazında yasa ve yönetmeliklerin çıkarılmasını gerektiriyor. Bu konuda bir şeyler yapmak yönetim organlarının görevidir. Uzun vadeli ve güvenli arazi kullanım hakkı toprağın sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için temel oluşturuyor. Geleneksel bilgiyi modern bilim anlayışıyla birleştirmeyi başarabilirsek, sınırlı olanaklarla bile uzun vadede başarılı hasatları güvenceye alabiliriz. Birbirimizden öğrenerek, fikirlerimizi paylaşarak. Toprak muhafazası, toprağı koruyan ve hepimiz için yetecek gıdayı garantileyen çözümler açısından ortak bir görev. Geniş ölçekli tarımsal işlemlerin, özellikle bu en önemli varlığı, yani toprağı, sürdürülebilir bir biçimde kullanma sorumlulukları var. Zira alışveriş arabalarımıza gelenler onların ürünleri. Her gün tercihler yapıyoruz. Ya dünyanın uzak köşelerinden ithal edilen ürünleri ya da kendi bölgemizde üretilmiş olan ürünleri satın alıyoruz. Ya çok et tüketiyoruz ya da organik ürünler almayı tercih ediyoruz. Sorumluluğumuz var. Her ürünle kendi alışveriş arabamızdaki ürünlerin ağırlığını belirliyoruz. Tüketimimiz dünyada izler bırakıyor. Yapıp yapmamaya karar verdiğimiz her şeyin sonuçları var. Eleştirel bakabilmeli ve bilgiye dayalı kararlar vermeliyiz. Çünkü en küçük kararın bile bir önemi var.